Herkese selamlar, sevgiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Benim sadık izleyicilerim, değerli izleyicilerim, benim meleklerim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Sizlerle bugün siyahları yıkıyoruz her zamanki gibi. Benim elimden siyahlar, koyular hiçbir zaman eksik olmuyor. Siyahları bugün bir adet toz deterjanı test ederek yeni bir ürün tanıtacağım sizlere. Kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere sizlere tanıtacağım ürünüm Omo Aktif Renkliler. Evet sevgili izleyiciler, şimdi makinemin tamburuna Kalgon kireç önleyiciden döktüm. Akşam Yasemin ablayla biraz mesajlaşıyorduk. Bu Kalgon'u böyle tambura dökmezsen olmaz dedi kendisi. Şimdi böyle dökünce aklıma geldi. Sanki dedim böyle bir yemeğin içerisine bir çorbaya tuz döker gibi değil mi dedim. Evet aynen öyle söyle dedim. Evet şimdi içerisine çamaşırları atalım. Bir de benim dikkatli izleyicilerim var. Geçenlerde üşengeçliğim tutmuştu. Kalgon alamamıştım. Birkaç yıkamama öyle yapmıştım kalgonsuz bir şekilde. Yazmışlardı Serkan Bey neden kalgonsuz yıkıyorsunuz? Ona da çok gülmüştüm. Böyle dikkatli izleyicilerin olması gerçekten çok güzel. Sizleri seviyorum, yazdığınız yorumları seviyorum. Yorumlarınıza kalp koymayı seviyorum, cevap yazmayı seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki böyle bir sosyal mecrada sizlerle karşılaşmışım. Evet, şimdi seçeceğim program yalancı koyu renkler kot. Flagellar Plus, okey. 40 derece. Evet. Basıyordum az kalsın. Evet. Şimdi ilacını buradan. Şöyle paketin ağzını açalım. Evet, paketin ağzını kestim. Bu deterjanı yaklaşık kaç paraya aldım unuttum şu an 125'e mi aldım? İndirimde almıştım. Her zaman deterjan aldığım bir marketin kuruluş yıl dönümüne özel müthiş indirimler vardı. Bu deterjanı görür görmez hemen o marketinden aldım. Yerel bir market. Sadece benim şehrimde bulunan bir market. İsmini bu yüzden vermiyorum. Taneciklerine bir göz atalım. Hatta Instagram'da soran kardeşlerim oldu bu hangi market diye kendilerine söyledim. Taneciklerine şöyle bir bakın. Odaklanabilirse tabii. Evet. Gayet güzel. İki ölçek ile başlayalım. Bakalım köpürmesi nasılmış. Ve seçtiğim yumuşatacağım Godis. Yumuşatıcı. Omo toz deterjana pembe yumuşatıcılar gerçekten çok yakışıyor. Benim rahmetli anneannem de her Omo kullandığında pembe yumuşatıcılara böyle kombin yapardı. Yine Omo'yu almışken onu almadan yapamam. Kokusuna şöyle bir bakayım. Kokusu gayet güzel. Ama hafif. O kadar çok fazla böyle fresh değil. Altyazı M.K.
Bugünkü kombinlerimiz Godus yumuşatıcı ve Omo aktif renkler. Neden? Çünkü test ettiğimiz için sadece 2 ürün. Kalgonda sayarsak 3 ürünle bir yıkama. Her zaman dediğim gibi, benim yaptığım gibi çok fazla ürünleri bir araya getirerek yıkama yapmak zorunda değilsiniz. Bakalım Omo aktif renkler bu çamaşırları nasıl yıkayacak? Ben tamamen eminim. Mükemmel yıkayacağından kesinlikle eminim. Bakın sadece 2 ölçek deterjan nasıl da köpürmeye başladı. Gayet güzel. Yıkama parfümü kullanmıyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak? Bu Omo deterjanın köpürmesi çok güzelmiş. Değerli izleyiciler bakın. Muhteşem. Bakalım normal süreli bir programda, Türk standartlarına uygun bir yıkama programında nasıl bir sonuç verecek, sizlere inceleme yazımda ve yorumlarda belirtirim. Bakalım Godus yumuşatıcı ile nasıl bir uyum sağlayacak? Alttan deterjanın kokusu hissedilecek mi yoksa hissedilmeyecek mi? Bunların bilgilerini hep sizlere ben aktarmak istiyorum. Süreyi de uzattı kendisi. 1 saat 17 olarak güncelledi. Aldığı su da iyi. Şöyle bir yudumcuk ekleyebilirim yine. 500 mililitre kadar eklesem yeterli gelir. Aslında eklemesem de olur. Ama bir yudum daha ekleyeyim hadi. Evet, yeterli. İçerisine hiç deterjan eklememe bir gerek yok. Eklediğim su da zaten 500-600 mililitre civarı. Bu arada içerisinde beyaz bir şey yok. Sadece cep kısmıdır. Siyah bir şeyin cep kısmı. Beyaz bir cebi var. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Zaten bilirsiniz beni. Beyaz bir şey atılmaz siyahlarla. Evet, şimdi geçelim şöyle ar kazlarını okumaya. Ama kirlenmek güzeldir. Daha temiz bir gelecek için kolları sıvayıp kirlenmek gerekiyor. Omo olarak daha temiz bir gelecek için neler yaptığımızı görmek ve bize katılmak için omo.com.tr'yi ziyaret edin. Doğada çözünebilir içerikler, %100 geri dönüştürülebilir, kısa programda bile kusursuz leke çıkarma. Omo sıvı deterjanlarımızı denediniz mi demiş.
Evet, renkler için olanı ve siyahlar için olanı denedim. Gayet güzel. Şöyle arkasını çevirelim. Kullanım önerisi: bir ölçek 150 gram. Az ve orta kirliler demiş ve çok kirliler. Az ve orta kirlilerde bir ölçek, çok kirlilerde bir ölçek artı 1 bölü 3 ölçek. Az ve orta kirlilerde 50 yıkamaya denk geliyormuş. Çok kirlilerde 37 yıkamaya denk geliyormuş. Önerilen dozaj tablosu yumuşak, orta sertlikte su ile yıkanan 4-5 kilogram çamaşır yükü içindir. 6-8 kilogram gibi yüksek çamaşır yükü miktarları için her kilogram başına 1 bölü 3 ölçek, yani 70 mililitre daha fazla deterjan kullanmanızı öneririz. Ser su için 1 bölü 3 ölçek daha fazla kullanılmalıdır. Faydalı bilgiler demiş. Şöyle yakınlaştırayım, okuyun. Homo aktif renkler mamul bileşimi. 5-15 anyonik aktif madde. %5 sabun, nonyonik aktif madde, polikarboksilat, fosfonat, enzim, parfüm, alpa isometil, iyonene, komorin, heksil, sinama, stronelol. Evet, çevre bilgi sistemi süper ekonomi. Yıkama başına diğer 7,5 kilogram Omo toz deterjanların tavsiye edilen satış fiyatları ile karşılaştırıldığında 7,5 kilogram olduğunu söylemiştim. Unilever'e ait. Diğer tarafında bir şey yok. Evet, Omo'yu seviyoruz. Omo'muz candır. Tavsiye ederim, alın. Kullanın. Reklam yapıyor diyeceksiniz ama olsun. Reklamsız olmaz. Kalkıp da bu kocaman Omo paketinin üzerine bir kağıt yapıştırarak Omo'nun paketini kapatıp da göstermeyecek halim yok tabii ki de. Zaten kanalımın yayın formatı deterjan ve yumuşatıcı üzerine. Bunun için elbette deterjanlarımı göstermek zorundayım. Yumuşatıcılarımı da göstermek zorundayım. Omo ile herhangi bir sponsor anlaşmam yok. Eğer olursa da anlaşmak isterim tabii ki de. Her zaman güvendiğim, yıllardır çocukluğumdan beri kullandığım bir markadır. Omo'yu seviyorum. Unilever'in ürünlerine de bayılıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, telefonumun şarjı azaldı. Çok üzgünüm. Devam etmek isterdim sizlerle sohbeti ama bir sonraki yükleyeceğim videomda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize şimdiden iyi akşamlar, iyi bir akşam geçirmeniz dileğimle. Lütfen takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Thank you for watching. Ben Kefir Düşağun. Ciao, adios.